Merhabalar dostlar, hepiniz hoş geldiniz. VRN Ceylan bugün Age of History Doğu Türkistan serimizin 3. bölümüyle sizlerin karşısındayım. Efendim, her geçen gün bağımsızlık yolunda daha da emin adımlarla ilerlemeye devam ediyoruz. Çin'den bağımsızlığımızı alabilmek için güçlenmeye çalışıyoruz. Ve bunun için geçtiğimiz bölümde Pakistan'ı, İran'ı ve Hindistan'ı topraklarımıza katmış, 383 bin ekonomiye, 14 milyon nüfusa ulaşmış vaziyetteydik. Ama Çin daha da güçleniyor bizden aldığı vergilerle, çakal. Bizden aldığı vergilerle güçlenmeye devam ediyor. Şu an ekonomi çok zor durumda. Asimilasyon yapacağımız çok fazla toprak var. Çin şu anda bizim ekonomimizin %13'ünü alıyor. Ve bu da 18 bin gelire tekabül ediyor arkadaşlar. 18 bin gelir. Ulan benim gelirim 8 bin. Alçak ya, batırdı bizi ya. İleğimizi kemiğimizi sömürdü. Ben bağımsızlığımı istiyorum ya. Sileceğim tüm ordumu, böyle sıçarım böyle Çin'e ya. Bu ne ya arkadaş? Ver lan paramı benim geri ya. Allah Allah. Tüm ordularımı silmek durumundayım şu anda. Çünkü orduyu silemezsem batacağız yani abi. Videoda beğeni atmayan izleyici tespit edilmiştir. Acilen videoya beğeni atması gerekmektedir. Bu bir tatbikat değildir. Toprakları asimile edemiyorum şu anda. Asimilasyonları video dışında yapacaktım ama dünyada şu an çok fazla olay oluyor. Mesela en basitinden Türkiye Rusya'yı yiyor. Bu olayları sizin de görmeniz gerek diye mecburen bu asimilasyonları videoda yapmaya karar verdim. Video dışında da yapabilirdim ama yapacak bir şey yok abicim. Bağımsızlığımızı alabilmek için dünyadaki olayları da sizlerle birlikte takip etmemiz lazım. Abi Türkiye ile ilişkiler kuralım bak. Bu adam bize bir yancılık yapabilir. Bize bir şeyler yapabilir. Bizim için iyi işler yapabilir diye düşünüyorum. Şimdi siyasette bizim destekçilerimiz olması lazım. Bu Japonya bizim bir kere destekçimiz. Ama ya savaşta desteklemiyor bizi. Sadece siyasi aranda abi bunlar falan. Kardeşim bunlar zulüm görüyor, yardım edelim falan diyor ama yardım etmiyor. Etse çok güzel olacak bizim için ama inşallah eder diye düşünüyorum ilerleyen dönemlerde. Onun dışında bir destekçimiz daha var, o da kendimiz. Başka kimse yok arkadaşlar bizi destekleyecek. Başka kimse yok. Amerika'nın yani keyfi gıcırı takılıyor orada adam. Hiçbir şey umursadığı yok. Onun dışında başka da kimse desteklemiyor zaten. Yalnızız. Yalnız kalmış durumdayız. Yalnızlığımızı gidermek için yapabileceğimiz bir şey de yok. Yani yapacak bir şey yok. Şimdi biz ne yapacağız? Biz ne yapacağız? Vallahi bilmiyorum ya. Karamsarız abi vallahi. İçimi karamsarlık kapladı ya. Kardeşim kaç bin ekonomisin? Eşşol eşek. Bırak lan benim paramı. 22 bin paramı gasp ediyor ya. Çin'le iyi ilişkiler kurayım, belki paramı fazla almaz ya. Vallahi şununla iyi ilişkiler kurayım biraz ya. Abi paramı gasp ediyor. Dolandırıcı ya. Ya oğlum benim gelirimden fazla para alıyor adam ya. Sinirleniyorum vallahi bak. Oğlum yakarım lan seni. Ticaret talep et. Bug'ını kullanır. Herkes savaş açtırırım baksana bak. Paramı ver. Paramı alma. Paramı geri ver ya. Bu ne arkadaş? Adam paramın çoğunu gasp ediyor ya. Bu ne oğlum? Böyle bir şey olabilir. Utanmaz, sıkılması da yok. Herkesin üstüne, herkesin yüzünün içine ondan sonra bakarak diyor ki Doğu Türkistan'da bir problem yok, sorun yok. Onlar bize bağlı. Değiliz abi, bağlı değiliz. Bırak beni, bırak. Bırak gideyim ya. Paramı alıyorsun ya. Paramı almasan yine sorun yok da paramı alıyorsun abi. Ha paramı azalttı. Onam. Vallahi azalt, dur iyi ilişkiler kuralım şununla. Dur şununla iyi ilişkiler kuralım, dur. Dur nefes aldık, dur. Dur oksijen geldi. Dur oksijen geldi Allah'ım. Hava. Oh. Oksijen geldi lan. Oğlum iyi geldi ha. Ne oldu lan, oyun çöktü. Lan oyun çöktü. Arkadaşlar bizim yenmemiz gereken sadece Çin değil. Bizim bu oyunu da yenmemiz lazım. Yani bu kabul edilemez bir şey ya. Ne güzel. Adam paramı almayı bırakmıştı. Yani tarihler de çok farklı bir tarihler değil. Save almış Allah'tan. Lan yine gariban duruma geldik. Ulan iki bu oksijen aldık. Onu da bizden çok gördüler. Allah'ım yarabbim ya. Ulan iki oksijen almıştık. Onu da bizden çok gördüler. Görüyorsunuz değil mi arkadaşlar? Yani ben ne diyebilirim ki bu oyuna? Bu arada eyalet ayarları arada bozuluyor. Ülkelerin isimleri kayıyor. Yapacak bir şey yok. Onları düzelteceğiz. Şimdi bu asimilasyon faaliyetlerini yürütüyoruz. Ama bununla birlikte de yani ne yapacağız? Çin'le birinin ilişkilerini bozsak. Çin'e savaş ilan edebilecek kimse yok ya. Yani şu an Çin'le ilişkilerimiz düzeldi ama yine bizim ekonomimizi sömürüyor. Şimdi Çin'e savaş ilan edebilecek kimse yok abi. 900 bin ekonomi boğazında kalsın. O ne oğlum, yatırım yapmaya devam ediyor ya. Of, ne yapacağız oğlum biz?
Boğazında kalsın o kadar para. Kardeşim bu ne ya? Arkadaşlar. Elinize alın silahınızı. Yapacak bir şey yok Çin'e karşı. Bağımsızlığımızı alacağız. Yani şu an var ya bak, o benden gelir almasa ben onu savaşta yenerim ha. Gerçi ekonomisi çok iyi ki onun. Aha! Aha yine nefes aldık. Allah'ım lütfen çökme oyun. Oyunu kaydedelim. İki nefes aldığımızda oyun çöküyor çünkü abi, aman. Aman abi, oyun bizim oksijenimize bile şu anda düşman ya. Oyun bizim oksijen kazanımımıza bile düşman şu anda. Şimdi arkadaşlar plan şu. Kendime dair bir strateji geliştirdim. Şimdi Çin'i bizim yenebilmemiz için nüfusa ihtiyacımız var. Ekonomiyle Çin'i yenemeyiz. Yani Çin'i hiçbir zaman, size samimi söylüyorum, bir kere dünyada her zaman bu geçerlidir. Başarısız olduğunuz bir şeyde ben başarısızım demezseniz düşmanınıza karşı üstünlük sağlayamazsınız. Rakibinize karşı üstünlük sağlayamazsınız. Biz ekonomide başarısızız kardeşim. Ekonomide asla Çin kadar büyük bir ekonomi olamayacağız. Bunu kabul ettik. Tamam mı? Ama Çin'den büyük olabileceğimiz konular var. Ne? Ne hocam Çin'den büyük olabileceğimiz konum varmış? Var birader. Nüfus. Nüfusta büyük olabiliriz. Çin'in nüfusumuzla yenebiliriz. Pakistan alacağız. Azerbaycan'la kardeşimizle birleşeceğiz. Azerbaycan'ı savaş ilanı diyor oyun ama ben öyle bir şey olduğuna inanmıyorum. Biz onlarla tatlı dille birleşeceğiz. Oradan nüfus alacağız. Azerbaycanlı kardeşlerimiz de bizim davamıza destek verecekler. Ondan sonrasında Çin'i yeneriz. Abi Kazak gömlek şu an Türkiye ile savaşıyor. Hayır. Hayır. Kazak gömleğin Türkiye'ye gitmesine izin veremem. Kazak gömleğe bizim ihtiyacımız var. Dur. Diren kardeşim, Diren. Diren bekle. Türkiye kardeş, sen de bizim ekmeğimizle oynama ya. Ekmeğimizle oynama ya. Allah Allah. Zaten götümüz boktan kurtulmadı bir türlü. Ya biz rahat nefes alamıyoruz. Sen de habire habire üstümüze geliyorsun ya. Kötü ilişkilerimiz var diye Rusya'ya savaş ilan ettim. Hala bu sefer de Kazakistan almaya çalışıyorum. Birader bir bırak bizi ya. Bir bırak ya Allah aşkına ya. Bir bırak biz de bir iki bir şeyler kazanalım. Biz de ekmeğimizdeyiz ya burada. Kazak. Kazak alırsın oğlum, al. Para yolluyorum sana. Al. Al. Adama para yolladım. Sonrasında savaş açıyorum. İşte demokrasi. Ya abicim, Google'a demokrasi yazdığınızda biz çıkıyoruz bakın. Yani demokrasiyi kimseden öğrenecek değiliz. Demokrasinin ithalatçısı, ihracatçısı, her şeyi biziz. Distribütörü biziz. Dünyada demokrasiyi, efendim, getiren biziz. Her zaman, her yerde. Kati surette demokrasi bizden sorulur. Başka bir kimse yok arkadaşlar demokraside. Sorgulayabileceğimiz, demokrasi hakkında bilgi alabileceğiniz tek kişi benim. Tek kişi. Tek. Bu yüzden değerimizi bilin. Demokrasi önemlidir. Demokrasiyi içselleştireceğiz. Demokrasinin ta kendisi olacağız biz. Demokratik vizyonumuzla birlikte güzel şeyler başaracağız. Şimdi Kazakistan'dan 2 milyon nüfus gelse, Azerbaycan'dan 2 milyon nüfus gelse, Pakistan'dan gelse bir şeyler. Çin'i nüfusta geçsek, orduyu köklesek, Çin'i bir savaşta yakalasak. Arkadaşlar Çin'i işgal etmeyi planlamıyoruz şu anda. Bağımsızlığımızı almayı planlıyoruz bakın. Onu bir aklınızda bulundurun. Şu an önemli olan bizim Çin'i işgal etmemiz değil. Çin'den bağımsızlığımızı almak için şu an plan yapıyoruz. Çünkü Çin'i işgal edemeyiz. Çin çok güçlü. Keşke güçlü olmasa ya. Çin ya, gitsene birader ya. Defol kardeşim şuradan ya. Allah Allah. Ver bağımsızlığımı kardeşim. Ben self determinasyon istiyorum ya. Bu ne ya? Allah Allah. Kardeşim self determinasyon istiyorum. Benim bağımsızlığımı verin ya. Benim bağımsızlığım, ben gideyim ya. Verin gideyim ya. Allah Allah. Salın ülkemden kardeşim, gidin ya. Gidin, istemiyorum arkadaş. Ülkemde kardeşim, Çinli minli hiçbir şey istemiyorum ben ya. Ben sadece bağımsızlığımı istiyorum kardeşim, fazla bir şey değil. Fazla bir şey değil vallahi ya. Ya Kazak bir dur sen de Allah aşkına. Bir dur. İki kelime bir şey konuşuyoruz sen de, dur. Dur, kazağı aldık. Güzel. Oğlum sınırlarımız çok güzel oldu lan bizim. Oğlum ben Timur İmparatorluğu mu kuruyorum yoksa? Ama daha büyüğü, daha böyle haşmetlisi. Oğlum biz ne olduk lan? Ya Çin, vergiyi bırak Allah aşkına, bak 2 dakika savaşmıyorum. Hemen vergi alıyorsun kardeşim bak. Bak o paraya ihtiyacım var. Benim bağımsızlık için o paraya ihtiyacım var.
Ya oğlum, milletten biz vergi alsak hemen bağımsızlığını alıyorlar. Gerçi savaş ilanı için fırsat veriyor oyun bize ama. Çin bizden habire vergiyi köklüyor ya. Alma abi vergiyi, bırak beni ya. Bir bırak 2 dakika nefes alalım, gözünü seveyim ya. Vallahi bak, biraz vergiyi düşür, biraz daha sana bağlı kalacağım. Kardeşim biraz daha bağlı kalacağım. Şu Çin'e biri savaş ilan etsin lan. Oğlum yok mu aranızda bir baba yiğit? Şu adama bir girin lan. Allah Allah. Kardeşim ya. Her şeyde pat... Lan baba yiğit dedim, bu adam çıktı. Kardeşim tamam baba yiğitmişsin de bu senin yaptığın da salaklık. Tek yani devletsin sen. Senin ne işin var Çin'le ya? Geleyim Çin'e, yardıma geleyim de belki benden vergi almaz. Abi baba yiğit var mı dedim. Çıktı biri de. Abi yanlış zamanda çıktın sen ya. Yanlış zamanda gelmiş doğru kişi. Vallahi kardeşim yanlış zamanda geldin açıkçası söylemek için. 31 eyaleti olan Pakistan'a şu anda savaş ilan edeceğiz. Oradan da 2 milyon nüfus gelecek. Sonra da Azerbaycan olunca nüfusla Çin'i geçeceğiz. Adam yanlış zamanda gelmiş doğru kişi arkadaşlar. Ama işte yanlış zamanda gelince doğru kişi olsan da bir önemi olmuyor. Şimdi Azerbaycan'a savaş ilan edince yorumlarda bir takım bana sevgi dolu sözler gelecektir. Azerbaycanlı kardeşlerimiz tarafından güzel güzel sevgi dolu sözler gelecektir diye düşünüyorum. Arkadaşlar Azerbaycan'a savaş ilan etmiyorum. Oyun sadece savaş ilan etti diyor. Onu söyleyeyim bakın. Azerbaycan'a savaş değil o. Azerbaycan'la kardeşliğimizin pekişmesi için bir anlaşma. Anladınız? Savaş yok. Ben buna savaş yoluyla bakmıyorum. Savaş gözüyle bakmıyorum ben buna. Ben buna kardeşliğimizin pekiştirilmesi için bize sunulan bir nimet gözüyle bakıyorum. Azerbaycanlı kardeşlerimizle bir birlik olacağız. Bir devlet olacağız. Düşmanlarımıza karşı bir güç olacağız. Yumruk olacağız. Anladınız? Buna böyle bakın. Buna böyle bakın. Doğu Türkistan Azerbaycan'ı işgal ediyor gözüyle bakarsanız bölünürüz. Bizim birlik olmamız lazım. Birlik olmamız lazım kardeşim. Anladın mı? Birlikte güçlü ve büyük Turan'ı kurabilmemiz için bazı şeylerden fedakarlık vereceğiz. Mesela bağımsızlığımızdan bile bazen bağımsızlığımızdan bile fedakarlık vereceğiz ki büyük ülkümüz gerçekleşsin. Doğu Türkistan olarak dünyanın en güçlü 5. devleti olabilirim ama vasal olmuş hiçbir önemi olmuyor. Merak etmeyin. Avustralya. İşte geldi. Baba yiğit geldi. Aslanım geldi. Avustralya belki bir zarar verebilir Çin'e. Ama zarar verebilir sadece. Yenemez. Şimdi Pakistan'a da hemen hızlıca girelim. Pakistan savaşı bizim için önemli. 2 milyon nüfus demek Pakistan bize. Ve bu 2 milyon nüfus da çok önemli gerçekten. Ve bu nüfusu alacağız. Ondan sonra Çin'e saplayacağız o nüfusu. Bey mi yaman, bey mi yaman. Oğlum bak Hindistan'ı aldım. İran'ı aldım. Kazakistan'ı aldım. Gömlekistan sonra. Kazakistan'ı duyunca gömlek esprisi yapmadan duramıyorum arkadaşlar. Bu da bizim ayıbımız olsun. Bu da bizim ayıbımız olsun. Yavaş yavaş. Her şey yavaş yavaş arkadaşlar. Size söz veriyorum. Bak sayın izleyici. Adın ne bilmiyorum. Adın Ahmet mi, Faruk mu? Artık neyse bilmiyorum. Hiç önemi yok. İsminiz başka bir şey de olabilir. Ama sana söz veriyorum sayın izleyici. Bir sonraki bölümde Doğu Türkistan'ın mavi sancağını göndere çekeceğiz. Bir sonraki bölümde bağımsızlığımızı alacağız. Sana söz veriyorum bak sayın izleyici. Bunu yapacağız. Bunu yapacağız. Ben büyük Doğu Türkistan Hanı Eren Hansan bunu gerçekleştireceğim. Bağımsızlığımızı alacağız. Çin'den. Ve bunun için elimizden gelen her şeyi yapacağız. Her şeyi yapacağız. Ve alacağız abi. Ben bunu size sözümü verdim. Bir sonraki bölüm bağımsız bir Doğu Türkistan'a uyanacağız. Bağımsız bir Doğu Türkistan'a uyanacağız abi. Bunu kesinlikle gerçekleştireceğim. Ve şu anda bağımsızımızın ayak seslerini duyuyor musunuz? Ben duyuyorum. Siz duyuyor musunuz bilmem. Ben duyuyorum. Bağımsızlığımızın ayak sesleri şu anda tüm dünyayı tir tir titretiyor ve özellikle Çin'i. Oğlum yenebilir miyiz lan biz Çin'i? Hep böyle soru buna geliyor. Acaba yenebilir miyiz lan? Yeneceğiz kardeşim. Acabalarla olmaz bu iş. Kardeşim yeneceğiz. Alma lan vergi. İt alma lan. Bırak lan ülkemi. Bırak lan.
Abi Azerbaycan kardeşlerimizle, Azerbaycanlı kardeşlerimizle bir tek yumruk olmamız lazım şu an. Bunun için ekstra bir operasyona başlıyoruz. Sayın Azerbaycanlı kardeşlerim, bu bir işgal değildir. Bu bir savaş hiç değildir. Bu bir kardeşliğin pekişmesidir. Kardeşliklerimizi pekiştireceğiz şu anda. Daha büyük bir kardeş olacağız sizinle. Kardeşliğin pekişmesi harekatı bu. Yani bu tatbikat. Savaş değil bakın, ilerleme yok. Asker yollamıyorum. Şu an siz asker yolladığımı görüyorsanız hayal görüyorsunuzdur sizin. Bir doktora görün. Yok, askerim asker yollama yok. Sadece bir bu kardeşlik birleştirme harekatı. Söyledik. Bunları söyledik. Rusya da güçsüzleşmiş lan. Rusya'ya da mı dalsam? Rusya'dan da güzel nüfus gelir ha. Vallahi Rusya'ya da gireyim hazır gelmişken. Selamünaleyküm abi. Vallahi kardeş, sana çok girmek gibi bir planım yoktu ama. Baktım çok güçsüzleşmişsin. Azerbaycanlı kardeşlerimizin eski topraklarını, önemli olan Türk bir yurdu olan Derbent'i almak istedim ya. Derbent biliyorsunuz Türk yurtlarından önemlilerinden biridir. Önemli bir Türk yurdudur Derbent. Ve aldık. Güzel lan. Güzel toprak aldık ha. Vallahi oğlum güçleniyoruz ha. Her geçen gün daha da büyük bir Doğu Türkistan oluyoruz ama bağımsız olamıyoruz ya. Tek isteğim var, bağımsız olmak. Abi ölmeden Doğu Türkistan'ın bir bağımsız olduğunu bir göreyim ya. Aşkabat. Hemen toplanalım orada. Askerlerimiz seferi tamamıyla bitirdi. Başarılı bir şekilde sonuçlandırdılar. Şimdi bizim yapmamız gereken tek bir şey var sayın dostlar. Şu anda Çin'e karşı yapabileceğimiz tek bir şey var. Araştırma. Araştırma yapacağız ve Çin'i yeneceğiz. Bak size söz verdim. Bir sonraki bölüm bağımsız olacağız dedim. Bu sözü tutmak için şimdi bazı şeylerimiz olacak, hamlelerimiz olacak. Bu hamleleri gerçekleştireceğim. Lan Dana bırak lan. Lan para mı çalıyor? Aha. İşte gerçek çekik gözlünün harekatı başlamış. Aslanım benim be. Abi en sevdiğim çekik gözlü sensin bak. Vallahi en sevdiğim çekik gözlü sensin abi. Abi en sevdiğim sensin bak. Büyük adamsın abi sen. Abi ya Çin ne ya? Çin. Sen Japonlar üstündür abi. 20 milyon nüfus. Arkadaşlar. Başlıyoruz. Hazır mısınız? Vallahi çok hazır olmamanızın da bir önemi yok açıkçası. Ben başlıyorum çünkü. Abi. 40 bin alıyor. İtori bırak lan. Abi şuna zarar vermeye devam etsen. Sen devam et abi. Lütfen barış yapmayın ama. Gözünüzü seveyim bak. Barış yaparsanız biz biteriz. Biz biteriz. Barış yapmayın. Doğu Türkistan'ın sana ihtiyacı var. Aha, parayı biraz azalttı mı? Yok, azaltmadı. Oğlum bırak lan. Bırak lan. Bırak lan. Ne şey yaptın bu kadar ya? Şimdi arkadaşlar gözetleme kulesi yapacağız. Kale yapacağız her yere. Her yere kale ve gözetleme kulesi yapacağız. Bu kale ve gözetleme kulelerimizle savunma yapacağız düşmana karşı. Düşmana karşı yapacağımız bu savunmada hayvani bir şekilde efendim düşman askerlerini indireceğiz ve böylece zafer bizim olacak. Her yere kale ve gözetleme kulesi yapıyorum. Çoğunluğu dağ olan bir ülkeyiz. Bazı sınırlarımız çöl. Çölleri savunmam gerekmiyor aslında ama halkımı katleder Çinliler. Oğlum dünyanın en güçlü üçüncü devletiyim. İkinci Çin. Birinci Çin. Ve ben vasalım ya. Dünyanın en güçlü devleti nasıl vasal olabilir ya? Dünyanın en güçlü üçüncü devletiyim oğlum ben. Allah Allah. Oğlum dünyanın en güçlü üçüncü devleti nasıl vasal olabilir? Saçmalamayın arkadaşlar. Japon benden güçsüz bu arada. Ve ben vasalım ya. Şerefsiz bırakmıyor ki yakamızı. Lan parama konuyor. Benim gelirimden fazlasına çöküyor şu an bu. Arkadaşlar çok mutsuzluğun bir önemi yok biliyor musun? Kökleyelim vergiyi. Bak şakasız diyorum. Vergiyi kökleyelim. Halk mutsuz olacak ama. Biliyorsunuz isyan olayları biraz daha bu modda hafifletilmiş vaziyette. Vergiyi kökleyelim. Mutluluk düşsün. Para biriksin. Çin'i yenelim. Çin'i yenelim ama yani. Yenelim artık. Ben bunaldım ya. Ben şu Çin'in ağzına vuracağım ya. Abi benim ilimi kemiğimi sömürdü ya. Kardeş bırak bağımsız olalım ya. Oğlum bu kadar önemli bir ülke değilim ben ya. Bırak ya. Bırak alt tarafı Orta Asya'nın tamamını yönetiyorum ya. Bırak ya.
Abi para biriktireceğiz. Kaç bin kişilik ordum var? 1 milyon kişilik ordu kuracağım. Aslan parça. Barış yapmış. Barış. Keşke ben ada ülkesi olsaydım. Çin'in ağzını o zaman nasıl sıçıyorum gördünüz ya. Ada ülkesi değiliz ki abi. Ada ülkesi olsam var ya şu an Çin diye bir ülke olmazdı yani. Şu an var ya Çin diye bir ülke olmazdı. Orasının adı Turan yurdu olurdu. Aa Rusya. Rusya sonunda kurtulmuş lan. Türkiye alacağını almış ve bırakmış ondan sonrasında. Araştırma yapacağız arkadaşlar. Surlarımızı inşa ettik. Surlarımızı inşa ettik. Şimdi gücümüzü inşa edeceğiz. Tamam geliyorum lan savaşına geliyorum. Benden sadece vergi alma bırak artık ya. Bırak ya. Bırak ülkemi bir rahat bırak abi. Of 60 bine ulaştı gelirimiz. Teknoloji. Hah. Lan iyi ilişkiler kurunca aslında biraz bize iyi davranıyor ha. Dur lan biraz artıya çıkaralım ilişkileri. Dur biraz artıya çıkaralım. Oğlum dünyanın en güçlü ikinci devletiyim ben. Oğlum ikinci devletin birincinin vasalıyım ya. Bu ne ya? Allah Allah. Şu durumun saçmalığını görüyor musunuz? Yani şu devlet nasıl bir vasal olabilir ya? Şu devlet şunun vasalı. O zaman biraz şey yapalım. Taşkent'te hemen yatırım yapalım. İslamabad'da yatırım yapalım. Şey yapalım. Ülke gelişsin. Ülke gelişsin abi. Ülke gelişsin. Ülkenin gelişmesi lazım. Çin'e karşı şu anda bir yumruk olacağız. Oğlum ekonomin ne kadar yüksek olursa olsun senden bağımsızlığımı alacağım bak. Ne kadar yüksek olursa olsun o bağımsızlık gelecek oğlum. Ne oldu teknoloji? Teknolojide Çin'in önüne geçmem lazım benim. Tamamdır. Abi Çin'le ilişkiler kuruyoruz. Benden az vergi alıyor. Az değil yine dana çok alıyor ki. Sıkıntı yok, sıkıntı yok, sıkıntı yok, sıkıntı yok. Bana güven. Bana güven. Bu savaş kazanılacak ya. Kazanılacak. Sen bana güveniyor musun sayın izleyici? Yaz diyorum. Güveniyorum reis de. Yaz abi. Yaz çekinme. Çekinme kardeşim. Vallahi arkadaşlar hazır mısınız? Özgürlük savaşına başlıyoruz o zaman. Tüm Türkistan'ın evlatları. Toplanın abi. Sancağınızın altında toplanın. Mavi sancağımızı göndere çekeceğimiz gün geldi. Ve çattı. Artık devletimiz bağımsız olacak. Çin'den. Efendim. Pekin'den gelen emre itaat etmeyeceğimiz günler geldi. Bu günler uzak değil. Bu günler yakın. Bu günler şimdi. Pekin'den emir almadan sancağımızın altında kendimizin koyduğu kanunlarla kendimizi hükmedeceğimiz, kendimize efendim emir vereceğimiz günler, kendi kendimize emir vereceğimiz günler geldi. Geldi. Devlet artık başa kuzgun leşe kardeşim. Hadi. Ne kadar kurduk? Oy 800 bin ordu kurabilmişim bile. Oğlum ekonomimiz kötü ama. Çin'den kötü ama ben Çin'in ağzına sıçtım bu arada. Felaket. Felaket bir şeyiz biz. Biz felaket bir şeyiz biz. Biz felaket bir şeyiz biz. Hadi oğlum. Toplanın oğlum. Toplanın. Bağımsızlığımız için. Toplanın. Ne kadar oldu gelir? Oğlum benim hala sağlam gelirim var. Vallahi yendik abi Çin'i. Yendik mi bu arada? O bizden çok güçlü lan. Abi gaza geldim mi? Bir gaza gelmedim değil. 1 milyon kişilik ordu topladık. Oğlum ne kadar fazla özgürlüğünü isteyen adam varmış lan ülkemizde işte. Ya kardeşim bu ülke böyle kalkınır. Bir ülke ancak böyle kalkınır. Eğer halk istiyorsa kardeşim yapılamayacak bir şey yok. Önemli olan tek şey halk. Tek şey halk. Tek güç halktır abicim. Milletimiz eğer bağımsız olmak isterse bunun efendim üstünde Çinli ordular da olsa engel olamaz. Olamaz kardeşim. Bu arada ordumuzu en büyük şehrimize koymamız lazım. Gelirimizin azalmaması için. En büyük şehir Guyum şu anda şeymiş. Azerbaycan şehriymiş. Burası çok uzakta. Diğeri de Bakü oğlum. Her yer Azerbaycan gelişmiş sadece. Abi oraya koyamam. Çok uzakta sınır olarak.
Abi az önce gelirim yüksekti, şimdi niye azaldı? Kabul. İslamabad. Peşavar'a koyacağız. Ha, orasının şeyi çöl diye galiba. Tamam. Abi orduyu dizeceğim artık. Gelirim çok fazla değil. Son bir yatırım şeyimize kadar. Enflasyon eksisine kadar. Para biriktireceğim. Tüm orduyu dizeceğim. Ve ondan sonrasında başlayacağız abicim sefere. Ya amacımız bu sefer de size şunu söyleyeyim sayın dostlar. Bizim amacımız bağımsızlığımızı almak. Çin'i yok etmek değil. Onu yapamayız. Çok iyi biliyorsunuz. Yapamayız. Gücümüz yetmez. Sayın dostlar. Hayal kurmayın. Hayal kurun, yapabileceğiniz kadarını kurun. Yapabileceğimiz kadarı belli. Ve onu yapacağız. Onu yapacağız. Yapabileceğimiz kadarını yapacağız. Devamında ise bağımsızlığımızı aldıktan sonrasında, o ekonomik özgürlüğümüzü aldıktan sonrasında devamını da gerçekleştireceğiz. Yok ben Çin'e bağımlı kalacağım demiyorum. Çin'de bağımsızlığımızı alacağız tabii ki de. Çin'den her zaman bağımsız olacağız. Ondan sonrasında Çin'i yeneceğiz. Çin'i işgal etmeyeceğim demiyorum. Çin'i işgal edeceğim. Ama şimdi değil. O gün bugün değil. Bugün değil arkadaşlar. Halledeceğiz. Ben bağımsızlık sözünü size verdim ve o sözü tutacağım. O sözü size tutacağım. Ama sonrası var. Şimdi ordular hazır. Ekonomimiz çok iyi değil ama yine de bir işgal ordusu kuracağım. Çıkarma ordusu kuracağım. Bu ordunun asıl olayı Pekin'e girmek olacak. Bu ordu Pekin'e girecek hocam. Bu ordu Pekin'e girecek. Ekonomisini alt edeceğiz ve barış yapacağız. Ekonomisini alt edeceğiz Çin'in. Bu çıkarma ordusu olacak. Tahran'da toplanan çıkarma ordusu. Tahran çöl gerçi. Tahran'da yapmayalım. Ovada toplansın bu ordu. Şöyle 170 bin kişilik denizdeki ordumuz olacak. Burada bekleyecek abi burada. Vallahi hazırız ya. Hazırız abi. Savunma savaşında kazanırız diye umuyorum açıkçası söylemek gerekirse. Umuyoruz ya. Alırız. Şimdi ordumuzun asıl hedefi Hindistan ordusunun buraya gelmek ve burada savunma yapmak olacak. Oğlum çok ordusu var lan. Şuralarda çok ordusu yok. 100 bin kişi burada var. Yeni ordu basacak o bayağı bir. Hadi bakalım o zaman bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın, sağlıcakla kalın. Sizce bağımsızlığımızı alır mıyız? Fikirlerinizi yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın, sağlıcakla kalın. Bay bay.